Bugün çıkışından itibaren tam bir yıl olan ve hala Türkiye'ye gelmeyen Cloud Gaming servisi hakkında konuşmak istiyorum. Google Stadia. Google Stadia nasıl bir servistir? İlk çıktığındaki yaşanan gecikme sorunları çözüldü mü? Bizim beklentilerimiz nelerdir? Google çöplüğüne gider mi? YouTube entegrasyonu nasıl yapılacak? Ne zaman yapılacak? Türkiye'ye ne zaman gelir? İçerdiği oyunlar nelerdir? Üyelik tipleri, fiyatı, bunlar nelerdir? İşte tüm bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Siberbulut kanalından herkese selamlar. Google Stadia'yı bundan tam bir sene önce 2019 yılının Kasım ayında yani 19 Kasım'da Kuzey Amerika ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde piyasaya sürdü. Aslında ilk olarak biz bu servisin adını 2017 yılında Google'ın kendi blog sitesinde Project Stream adı altında duymuştuk. Daha sonrasında 2019 yılının Mart ayında büyük bir organizasyonla şaşalı bir tanıtım yapıldı ve adına Google Stadia dendi. Tabii Google'ın büyük bir teknoloji şirketi olması, hatta dünyanın en büyüklerinden bir tanesi olması, ayrıca cloud ve streaming teknolojilerinde de tecrübesi olması dolayısıyla bu tanıtım büyük bir heyecan yarattı ve birçok insan böyle bir servisi yapsa Google yapar diye kendini potansiyel olarak kullanıcı belirlediler. Fakat aynı Google'ın kötü bir ünü de vardı. Google Plus ve bunun gibi birçok servisi tutmadığı için kolayca çöpe atan bir firma olduğu için birçok insan da aynı şekilde bu Cloud Gaming servisinin de Google çöplüğüne gideceğine neredeyse emin gibiydi. Bunlar dışında Stadia'dan bağımsız olarak daha bu teknolojinin gecikmeleri tam olarak engelleyemeyeceğini öne sürerek bu teknoloji için daha erken olduğunu savunanlar da bir hayli fazlaydı. Ülkemizde ise bu endişeler Google Stadia ya da Cloud teknoloji hakkında değil, daha çok bizim internet altyapımızla alakalıydı. Mevcut internet altyapısıyla bu gibi servislerin asla kullanılamayacağını düşünen birçok insan vardı. Ki zaten daha önceden de bahsettiğim üzere GeForce Now'ın çıkışıyla bu endişelerin birçoğu rafa kaldırıldı diyebilirim. Google Stadia'da oyunları oynayabilmemiz için bizim minimum 10 megabit bölü saniye internete ihtiyacımız var. Tabii biz bu 10 megabit bölü saniye hız ile sadece 720p 30 fps görüntü kalitesine ulaşabiliyoruz. Eğer 1080p ve 60 fps olan şu anki oyun standartları düşünüldüğünde 25 megabit bölü saniye internete ihtiyacımız var. Şu an piyasada olmasa da Google çok yakın zamanda 4K'yı da destekleyeceğini söylüyor. 4K oyunlar için de bizim en az 35 megabit bölü saniye internete ihtiyacımız var. Bunlar haricinde Google 4K'nın yanında HDR ve 5.1 surround ses teknolojisini de bize vaat ediyor. Fakat bunlar henüz kullanımda olmayan teknolojiler. Hala çalışma üzerinde olduklarını biliyoruz. Bu arada internet veri kullanımı olarak 420p ve 30 fps görüntü kalitesiyle beraber saatte 4 GB veri kullanılırken 1080p ve 60 fps için yaklaşık 10-12 GB gibi bir veri kullanılacağı öngörülmüş durumda. 4K için ise bu rakamın 20 GB rakamlarına çıkacağı söyleniyor. Performans konusunda özellikle çıkış yaptığı gün yaşattığı gecikmeler dolayısıyla büyük dalga konusu olmuştu Google Stadia. Fakat çalışanlar çok kısa süre içerisinde bunun üzerine güzelce gitmişler ki şu an böyle bir sıkıntının olmadığını kullanıcı yorumlarından rahatça görebiliyorum. Özellikle 1080p ve 60 fps görüntü kalitesiyle çok stabil performans sağladığını özellikle üstüne basarak söylüyorlar. Tabii bu stabil performans için özellikle sunucuya uzaklık ve bizim sahip olduğumuz internet hızı da çok önemli. Performans konusundaki eleştirileri kısa sürede bertaraf ettiği için şu an daha çok oyun konusuna eğilmiş durumda Google. Çünkü şu an en çok eleştirildiği konulardan bir tanesi oyun kütüphanesi. Aslında kaliteden ziyade oyun kütüphanesindeki oyunların sayıca az olması. Stadia GeForce Now'un aksine kendini sanal bir konsol olarak tanımlandırıyor ve aynı PlayStation, Xbox gibi kendi mağazası var ve Stadia'da eğer oyun oynamak istiyorsak bu oyunu kendi mağazasından satın almak zorundayız. Bu arada mağazasında 100 kadar oyun var ki bu oyunların büyük bir kısmı AAA dediğimiz yüksek bütçeli oyunlar ki bu oyunlar Rockstar, Ubisoft, işte Bethesda gibi firmaların oyunları, belli bir kalitenin üzerinde olan oyunlar. Bunun haricinde Destiny, Series Sam Collection, Grid gibi ücretsiz oyunları da bulunmakta tabii. Ayrıca Google tanıtım yaptığı sırada
kendi oyun şirketini de kurduğunu ve Stadia'ya özel oyunlar üretecek olan bir stüdyo açtığını söylemiş durumda. Şimdi bu oyunlarla alakalı çok bilgimiz olmasa da muhtemelen 1-2 sene içerisinde bu oyunlar duyurulmaya, belki de piyasaya çıkartılmaya başlanacak. Oyun fiyatları konusunda ise az önce söylemiştik, sanal bir konsol olarak konumlandırmış kendini. Dolayısıyla PlayStation ya da Xbox mağazasında oyunlar ne kadara satılıyorsa Google Stadia mağazasında da aynı fiyata satılıyor. Tabii Türkiye'ye geldiğinde bize özel bir fiyatlandırma yapar mı? Hiçbir fikrimiz yok. Bununla alakalı henüz herhangi bir bilgi verilmedi. Eğer Google Stadia'da oyun oynamak istiyorsak oyunlara vereceğimiz ücret para haricinde bir de Google'a aylık olarak üye olmak durumundayız. Şu an için piyasaya açık olan tek servis, tek daha doğrusu üyelik Stadia Pro üyeliği. Bu Stadia Pro üyeliğinde ileride geldiği zaman 4K kaliteye ulaşabileceğimiz bir ayrıcalığımız var. Bunun haricinde Game Pass gibi bir servis sunmuş durumda. İçinde yaklaşık ortalama kalitede olan 30 kadar oyun var. Ki bu oyunlar PUBG, The Crew 2, Hitman gibi oyunlar. Şu anki fiyatı Amerika'da 10 dolar, Avrupa'da ise 10 euro. Yine az önce söylediğim gibi Türkiye'ye geldiği zaman Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma yaparlar mı? Hiçbir fikrimiz yok. Bir diğer üyelik ise tanıtımında bahsedilen fakat daha kullanıma açılmayan Stadia Basic üyeliği. Bu Stadia Basic üyeliği ücretsiz bir üyelik ve bunun Pro'dan farkı 4K'yı desteklememesi. Bunun haricinde az önce bahsettiğim Stadia Pro ile beraber gelen 30 adet ücretsiz oyunu Stadia Basic'te oynayamıyoruz. Stadia Basic'te oyun oynayabilmek için yine Google Stadia mağazasında oyunları satın almış olmamız gerekiyor. Tanıtımında belirtilen aslında 2020 yılının Nisan ayında kullanıma açılacağı yönündeydi. Fakat pandemiden midir, farklı bir sebepten midir bilinmiyor. Henüz bu üyelik tipini Stadia kullanımı açmış değil. Bir de son olarak Stadia Premier Edition diye bir üyelik tipi var. Aslında bu tam olarak bir üyelik tipi değil. Bu seçeneği eğer seçerseniz size 3 aylık pro aboneliği, bunun üzerine Chromecast cihazı ile beraber Stadia'ya özel olan Gamepad veriliyor. Şu an fiyatı Avrupa için 130 euro. Hazır Gamepad demişken ben bu Gamepad'den de bahsetmek istiyorum. Şimdi bu Gamepad'in çünkü diğer Gamepad'lerden ayıran birkaç özelliği var. Ayrı olarak da satılabiliyor bu arada. Fiyatı şu an Avrupa'da 70 euro. Ayıran özelliği ise diğer gamepad'lerde Bluetooth ve kablolu olarak bilgisayara bağlanabiliyorsunuz. Bu gamepad'de de aynı şekilde bağlanabiliyorsunuz. Artısı Wi-Fi ile direkt modeme bağlanıp hiç bilgisayarda işlem görmeden direkt olarak Stadia sunucularına bağlanabiliyor. Böylelikle input lag'ı biraz daha minimize edip bize gecikmeyi azaltmış oluyor. Ayrıca sesli komut servisi ile beraber Google Assistant kullanarak bizim oyunları ya da oyun içerisinde yapmak istediklerimizi sesli olarak komut vermemizi sağlayan teknolojiye de sahip. Bunun haricinde yine üzerinde bulunan bir tuş sayesinde bizim oynadığımız oyunu anında YouTube'a aktarmamızı da sağlıyor. Böylelikle biz oyunu oynarken arkadaşlarımız ya da eğer yayıncıysak takipçilerimiz bizimle beraber paralelinde oyunu YouTube üzerinden izleyebilir durumda oluyor. Gamepad PlayStation DualShock gibi aynı USB ile şarj oluyor. Kullanıcı yorumlarına baktığımızda ise pil ömrü gayet tatmin edici. Ayrıca iki renk bulunuyor. Bu iki renk de gayet şık durduğunu söyleyebilirim. Stadia'yı diğer cloud gaminglerden farklı kılan ayrı bir teknolojisi de var. Bu da YouTube entegrasyonu. Fakat bu özellik hala vaat edilen bir özellik durumunda. Çünkü hala kullanıma açılmış değil. YouTube entegrasyonu özetlemek gerekirse YouTube'da izlediğimiz oyunu izlediğimiz kaldığımız yerden bizim oynamamıza olanak sağlayan bir teknoloji. Aynı şekilde mesela severek izlediğimiz bir yayıncı varsa ve oyun multiplayer ise yayıncı ile beraber oyunu oynayabilme olanağı sağlıyor bize. Fakat bu özelliğin de ne zaman kullanıma açılacağı, ne zaman geleceği konusunda henüz bir fikrimiz, bir bilgimiz yok. Bilgimiz olmayan konulardan bir tanesi de Stadia'nın Türkiye'ye ne zaman geleceği konusu. Ben bu konuda GeForce'dan özellikle Şubat ayında Türkiye'de kullanıma açıldıktan sonra Stadia'nın da elini çabuk tutup 2020 içerisinde Türkiye'ye gireceğini düşünenlerdenim. Fakat yanılmışım bu konuda. Roadmap hazırlamışlardı, roadmap açıklamışlardı. 8 tane server Türkiye'ye kuracaklardı. Böyle bir bilgi paylaşmışlardı kamuoyuna. Fakat bunlarla alakalı nasıl bir gelişme var, ne durumdalar ki bu 8 server 2024 yılına kadar tamamlanmış olacaktı. Bizim Stadia'yı 2024 yılına kadar beklememiz mi gerekiyor? Hala bu konuyla alakalı net bir bilgimiz maalesef yok. Biz Türk kullanıcıları olarak umarız ki Stadia en kısa sürede Türkiye'ye gelir ve özellikle bizim bu konudaki beklentimiz Türkiye'ye özel fiyatlandırmayla gelir. Yani oyun fiyatlarını hiç olmazsa Steam bazında, Steam aralığında tutarsa
bizim için Stadia gerçekten kullanılabilir bir servis olacaktır. Benim Stadia ile alakalı söyleyeceklerim bu kadardı. Sizin eklemek istedikleriniz ya da sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yine aynı şekilde Stadia Türkiye'ye geldiğinde GeForce Now kullanıyorsanız ya da hiçbir şey kullanmıyorsanız Stadia'yı tercih eder misiniz? Bunu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bana destek olmak için abone olabilir, videolarımı izleyebilir, videomu beğenebilirsiniz. Bunun haricinde Instagram'dan takip edebilir. Ayrıca Twitch yayınlarıma katılmak için Twitch'e abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.